Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Okulların 6 Eylül'den itibaren açılmasından sonra maalesef bazı illerimizde okullarda koronavirüs vakalarının çıktığı haberleri gelmekteydi. Bugün yeni bir karar imza atılaraktan 3 ilde yüz yüze eğitime korona engelinden dolayı bazı yerlerde, bazı okullarda, sınıflarda ara verildiği, karantinaya alınıldığı açıklandı. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından karantina haberleri gelmeye devam etmekte. Erzincan, Sivas ve Bilecik'te bazı öğrencilerin koronaya yakalanma sonucu 3. sınıfta 14 günlük karantina işleminin başlatıldığı ifade edildi. Yüz yüze eğitimin karantina haberinin geldiği ilk il Bilecik oldu. Merkeze bağlı Veziran beldesinde eğitim veren Veziran Ortaokulu'nda eğitim gören 6. sınıf öğrencilerinin ikisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından dolayı 23 öğrenci bulunan sınıf hemen karantinaya alınırken evlerine gönderilen öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları ifade edildi. Öte yandan Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi ve Bozüyük Anadolu Lisesi Üçer öğrencinin korona testleri pozitif çıkmış. iki okuldan iki sınıf karantinaya alınırken bu öğrencilerin de 14 gün boyunca uzaktan eğitime devam edeceği ifade edildi. Denizli'de Şemikler Ortaokulu'nda 7. sınıf şubelerinden birinde iki öğrencinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test uygulandı. Öğrencilerin pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitimin ise uzaktan devam edeceği ifade edildi. Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4 lise, ikisi ortaokul olmak üzere toplamda 6'ya çıkmış durumda. Erzincan'da Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 11. sınıfta okuyan iki öğrencinin korona testinin pozitif çıkma sonucunda sınıfta bulunan tüm tüm öğrencilerin evlerinde karantinaya alındığı ifade ediliyor. Öğrenciler hijyen kurallarına dikkat edilerek okul çıkışında velilerin gözetimi altında evlerine gönderilirken sınıflar ise dezenfekte edildiği ifade edildi. Yakın temaslı öğrencilerin 14 gün boyunca karantinada kalacakları bildirilmiş durumda. Sağlık durumlarının da iyi olduğu dile getirildi yapılan açıklamalarda. Ama flaş bir gelişme olaraktan sınıflarda korona testleri pozitif çıkan öğrenciler evlere gönderilirken öğretmenler ise karantinaya alınmadı. Hala da okula gelip gitmeye devam etmekteler. Öte yandan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için konu hakkında tüm tedbirleri alındığını ifade etmiş ama ayrıca okulda eğitim vermeye devam eden öğretmenlerin ise karantina işlemi uygulanmadığı, karantinaya alınmadığı da dikkati çekmiş durumda yapılan açıklamalarda sizce de öğretmenler de karantinaya alınmalı mıydı? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.